Ağaç ve lönlün baskıyı anlattığımız yüksek baskı resim tekniğine devam ediyoruz. 9. bölümdeyiz. Yüksek baskı resim sanatında kullanılan malzemelerden bahsedeceğiz. Tabii yüksek baskıda başta ağaç baskıda kullandığımız ağaç plakalardan bahsedelim. Normalde tahta ağaçların enine veya boyuna, genelde boyuna bir şekilde belli bir kalınlıkta kesilen düz plakalara verilen isim tahta biliyorsunuz. Her türlü ağaçtan tahta yapılabilir ve sizin yapacağınız konuya göre her tür ağacı tercih edebilirsiniz. Çam ağacı ve kiraz ağacından yapılanlar daha çok piyasada tercih edilir. Tahta oyulduktan ve boya verildikten sonra üzerine kağıt koyulup tahta kaşıkla pres edilip boya aktarılacak ise tahtanın kalınlığı önemli değil. Ama pres için makineden geçirilecekse tahtanın her yanının eşit kalınlıkta olması ve ayrıca ince olması gerekmektedir. Genelde sanatçılar belli bir incelikte olan tahtaları kalıp makineden geçirirler. Bunun haricindekilerini pek geçirmezler. Çünkü pres makinesini sıkıntıya düşürebilir. Yaylarını, vidalarını yerinden oynatabilir. Eğer kalınlığında farklılık varsa. Bazı tahtalar bir kapıda ya da bir yerde kullanılma sunulmuş ve aradan yıllar geçtikçe havadan, sudan, rüzgardan ve güneşten dolayı aşınmış olurlar. Aşınmanın tahtanın lif olmayan yumuşak kanallarında oluşmaktadır. Böylece insan tarafından oymaya gerek kalmadan kendiliğinden oyuklar elde edilmiş olur. Sanatçı bu hazır oyukları çok rahatça resminin bir parçası haline getirebilir ve kullanabilir. Şimşir ağacından yapılan tahtalar eline kesildiği için lifler daire olarak yüzeyde yer almaktadır. Bu tahtalarda liflerin aşınarak oyulmuşluğundan yararlanamayız ama diğer tahtalara göre lifler oymamızı çok zorlamaz. Eski ustalar hassas ve ince oyma işlerini şimşir ve benzeri ağaçlardan elde edilen tahtaları kullanarak yaparlardı. Tahta oyarak yaptığımız ahşap baskılarda genellikle resmin koyu taraflarını olduğu yerde bırakıp resmin açık tonlarını oyarız. Ara tonlar ise koyu alanlarla açık alanların tarak ya da parmak gibi birbiri içine geçişleriyle ayarlanmaktadır. Modern çağda hem tahtalardan hem de tahtaların kırıntıları olan talaşlarından makine yoluyla pres edilip sıkıştırılarak yeni tahta çeşitleri elde edilmiştir. Önceki bölümlerde buna örnek MDF diye malzemelerden bahsetmiştim. Bunlar değişik kimyasallarla un haline veya belli bir inceliğe getirilmiş ağaç tozlarının sıkıştırılarak yüksek tonajlı preslerde plak haline getirildiğini ve bunun kullanıldığını bahsetmiştik. Bu tahtalar ağaç kesimini azaltmanın yanı sıra mobilya, kaplama, döşeme ve benzeri gibi kullanımlarda incelik, kalınlık, en, boy ve benzeri açılardan oldukça fazla şekilde bize seçenekler sunmaktadır. Hatta bazıların yüzeyleri düz olduğu gibi bazılarınınki de dokuludur. Bu dokulu yüzeyli tahtalar hazır doku olarak gravürde kullanılabiliyor. Sıkıştırılmış talaşla elde edilmiş tahtalar duralit, kontrplak, MDF ve benzeri diye günlük hayatımızda kullandığımız tahtalardır. Tabi burada kontrplaktan bahsetmiş ama kontrplak diğer duralit ve MDF'den farklı. Kontrplakta bir meyve soyduğunuz gibi ağacı ince bir kalınlıkta soyduğunuzu düşünün. Onu ağacın yönlerini çapraz gelecek şekilde üst üste koyup en az 3 plakayı üst üste koyarak, yani birini dikey, bir diğer lifi yatay, diğerini yine dikey koyuyorsunuz. En az 3 lifi ve onu yüksek preste, basınçlı preste sıkıştırıyorsunuz. Bu şekilde olan plakalara kontrplak deniyor. Çok sağlam, dayanıklı bir malzemedir. Ninol plakalara gelince petrol ham maddesinin işlenmesiyle oluşuyor biliyorsunuz. Yarı ya da tam esnek özelliğe sahip olan plastik malzemelerdir. Resimde de gördüğünüz gibi genelde alt kısımlarında kumaş veya kumaşa benzer doku olmaktadır. Üst kısım plastik malzemedir. Bu tabi resim için, sanat için ortaya çıkarılmış bir malzeme değil.
Bunlar daha ziyade yer kaplamaları, bildiğimiz parke yerine ilk başlarda çıkan, silmesi, yıkaması kolay olduğu için, ısı geçirgenliği biraz daha zayıf olduğu için tercih edilmiş bir malzeme. Genelde arabaların döşemelerinde, otobüslerin, büyük araçların işlerinde de kullanılan alt döşemelerdir bunlar. Yani bu amaçla üretilmiştir. Daha sonra kimin eline geçtiyse sanatçılar rahat oyulduğunu fark edince, bu malzemeyi baskı resim sanatında kullanmaya başlamışlar. 1, 2 ya da 3 milimetre kalınlığında üretilen bu malzemeler binaların yer döşemelerinde, ulaşım araçlarının koltuk, yer ve benzeri döşemelerinde, masa, sandalye ve benzeri kullanım malzemelerinin kaplama malzemelerin bütün hepsinin kaplanmasında kullanılıyor. Demin de bahsetmiştim. Linol en kolay oyulan ve çizilen gravür plakasıdır. Linol maket bıçakları ve linol oymak için özel üretilen ve piyasada kolayca bulunan U ve V şeklinde ağzı bulunan oyma bıçakları ile oyulur. Sanatçı linol yüzeyi üzerinde her yöne çok kolayca oyma yapabilir. Oyma ve kazma uçlarından bahsedelim. Oyma takımı, yüksek baskıda kullanılan ahşap, linol, plastik ve benzeri plakaların yüzeylerini oymak için uçları V ve U şeklinde olan saplı oyma bıçaklarıdır. Resimde iki değişik modelini görüyorsunuz. Bir tanesinde oyma ucları ağaç sapının kendisine sabitlenmiş durumdadır. Bir diğerinde de daha pratik olsun diye taşınması, kullanması, işte her yerde taşıyabilirsiniz. Bir sap ve değişik 5 adet uç. Bu sayılar daha da çoğalabiliyor. Yani ucu değiştireceğiniz zaman çıkaracaksınız, diğer ucu takacaksınız, öyle kullanacaksınız. Yani siz daha profesyonel iş yapmak isterseniz, bu takımdan isterseniz 5 tane alırsınız. Her bir ucu bir sapa takarsınız. Ucular eskidikçe de kendi yedeğini zamana değiştirerek hem yedeği de bulmuş olur elinizde. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya kendiniz de yapabilirsiniz sap. O sapı basit bir şekilde marangoz haneleri rahatlıkla yapılabilir. Burada ucuların şekillerini görüyoruz. 6 adet uç burada görünüyor. Ne kadar oyduğunu zaten görüyorsunuz. Hangisinin ne şekilde nasıl oyduğunu. 2 tane düz, 2 tane ve 2 tane yuvarlak ucu var. Geniş alanları kazmak için skalpel denilen marangoz aletleri de kullanılabilir. Bunların yanı sıra neşter, maket bıçağı ve benzeri bıçaklar, elektrikli oyma aletleri de yine kullanılabiliyor. Bu resimde de yine profesyonel baskı resim sanatçılarının kullandığı, hatta kuyumcuların da buna benzer bol miktarda kullandıkları malzemeler vardır. Eğer baskı resimle profesyonel bir şekilde ilgilenmek isterseniz bunlardan temin edebilirsiniz. Alet işler el övünür demişler, biliyorsunuz. Tel fırça da yine kullanılabiliyor. Genelde ağacın dikeyine giden su yolundaki damarlarını ortaya çıkartmak için çok kullanırız. İleri geri hareketlerle, dairesel hareketlerle çizgiler elde etmek için de kullanılır baskı kalıbı üzerinde. Bundan bahsetmiştik. Elektrikli motorlar daha çok kuyumcu sektöründe ve dişçilikte kullanılır bu motorlar, biliyorsunuz. Modern teknolojiyle üretilmiş ve ben de dahil sanatçılar tarafından kullanılmaktadır. Örnek ucular, oyma ucuları yine görünüyor. Ucular çelik olduğu için ağacı, linoli zaten oyar. Ağacı da çok rahat bir şekilde oyabilmektedir. Yine örnek pilli ve motorlu olan örneğini görüyorsunuz. Çok değişik şekilde olan örnekleri piyasada mevcuttur. Merdanelere gelince, özellikle yüksek baskı yöntemlerinde oyulan plakanın yüksekte kalan yerlerine boya vermek için kullanılır. Resimde iki tane örneği görüyorsunuz. Bir boya verme şekli, bir de merdanenin boya verildikten sonraki masa üstünde duruş şeklini görüyorsunuz. Merdaneler silindir şeklinde sert kauçuktan meydana gelmektedir.
Saplarından tutarak mermer ya da cam masalar üzerine açılmış boyanın üzerinde ileri geri sürülür. Boya homojenleşince merdane plakaya götürülür ve plakanın üzerinde ileri geri ve yanlara hareket ettirilir. Bu şekilde boya kalıp üzerine verilmiş olur. Plakanın yüzeyi yeterince boya tutuncaya kadar merdane ile masa üzerindeki boyadan tekrar tekrar alınır. Özellikle ağaç baskıda ilk ağaca boyayı verdiğinizde ağaç belli bir miktar boyayı emecektir. Daha sonra kağıda baskı yaptığınızda az miktarda kalan boyayı kağıt üzerine geçirecektir. Buna ilk baskı diyoruz zaten, prova baskı. Siz onu ilk baskıda göreceksiniz ve daha sonraki baskılarda bu kağıda aktarılan boya miktarı belli bir düzene binecektir. Merdanelerin kavucuğunu korumak için çalışma biter bitmez yumuşak bezle ve sentetik tinerle temizlenip yerine koyulması gerekir. Günümüzde tabi su bazlı baskı boyaları da bol miktarda piyasada mevcut. Dolayısıyla su bazlı boyayla yaptığınız zaman tinerle silmenize gerek yok. Suyla temizlemeniz yeterli gelecektir. Kullanım amaçlarına uygun olarak merdaneler farklı yapılarda da üretilmektedir. Spatüller baskı resim atölyelerinde çok kullandığımız malzemelerden biridir. Genelde boyaları matbaa mürekkebi kutular içerisinde olur biliyorsunuz. Kutudan çıkarıp karıştırarak kalıba boya vermek ve hazır hale getirmek için önemli bir malzemedir. Çok değişik spatüller piyasada var zaten. Değişik örneklerini görüyorsunuz. Sanatçılar bu spatüleyi kullanarak sadece fırça kullanmadan da resim yapabiliyorlar biliyorsunuz. Kağıtlara gelince hamur haline getirilmiş çeşitli özelliklerdeki bitkisel maddelerden yapılan kağıt genel olarak resim ve yazı yazma amaçlarıyla kullanılmaktadır. Kullanılan malzemenin kalitesine göre oldukça çeşitli kağıt türleri bulunsa da günümüzde kağıt türlerinin ayrılmasında kullanım amacı da büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle resim alanında kullanımı oldukça yaygın olan kağıtların seçiminde rol oynayan en önemli etken kullanılacak boya çeşidi ve yapılacak resmin türüdür. Bu bağlamda değerlendirildiğinde kağıt resmin kalitesine göre doğrudan etkileyen önemli bir malzemedir. Baskı resim çalışmalarında belki de en önemli malzemedir kağıt ya da en önemli bir iki malzemeden birisidir. Çünkü yaptığınız eseri yani kalıp için uğraştığınız o kadar emeği gösterecek yer bastığınız kağıttır. Kağıdın boyayı dağıtmaması gerekir. Kağıdın boyayı yeterince emmesi gerekir. Bunlar önemli etkenler. Peki bunları nasıl anlayacağız? Kağıdın kalitesini kontrol etmemiz gerekiyor. Önemli bir malzeme kağıt dediğim gibi kullanım amacına uygun olup olmadığını kontrol etmenin temel yolu bunu kalitesini kontrol etmektedir. Nasıl yapabiliriz? Kağıdın kaliteli olup olmadığını şu adımları izleyerek bulabiliriz. Birincisi yandan ışık tutarak ve el ile teşhis ederek kağıdın kalitesi anlaşılabilir. Yani elle kontrol ettiğiniz zaman kalınlığını, yumuşaklığını, sertliğini direkt eliyle elinizle dokunmanız gerekir. Zamanla zaten kağıtları dokuna dokuna hangi kağıdın ne kalitede, ne yumuşaklıkta, ne sertlikte olduğunu anlamanız gerekir. Temiz ve iyi bir kağıdın tercih edilebilmesi için hem alttan hem de üstten ışık verilerek kontrol sağlanabilir. Kağıt sağlamlığı katlama ve kıvırma işlemleriyle de kontrol edebilir. Kağıtların üzerinde toz olabilir. Bunu yumuşak siyah bir bezle kontrol edebiliriz. Kağıdın üzerinde toz olup olmadığını eğer açıkta kalmışsa.